Sivas'ta eski sanayi diye bilinen ve şehrin tam merkezinde kalmış, artık kirlilik oluşturan bir alanı daha uygun bir bölgeye taşımak. Bununla beraber 100. yıl sanayistemiz, aynı şekilde 4 Eylül sanayistemiz ve Ata sanayi sitelerimiz de benzeri durumla karşı karşıya. Biz şunu hedefledik, bu alanları şehir merkezinden çıkararak şehri rahatlatmak, sanayicilerimizi de böyle karmaşık yapının dışında belli bir plan dahilinde meslek gruplarını da ayrı siteler şeklinde planlamak kaydıyla, sosyal donatılarıyla birlikte mevcut organize sanayimizle de entegre olacak bir yaklaşımla çalışmalarımızı başlatmıştık. Öncelikle taşınmak isteyen, yani kendisi taşınmak isteyen illerle görüştük. Bunlardan arkadaşlar elindeki en önde olan il Sivas'tır. Yani taşınacağı yeri belirlemiştir, projelendirmiştir, bakanlığımıza baskıda bulmuştur. Yani 11 il arasında birinci il taşınacak olan il veya bizim destekleyeceğimiz maliyetlerin karşılayacağımız il Sivas'tır. Sivas ölçü, Sivas önde. Sivas'ın yeri belli, projesi belli ve bize de ilk müracaat yapan Sivas oldu. Ben belediye başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah 2019 yatırım programına değerli başkanım bunu alacağız. Aslında bu sene OSB içerisinde bir teknik koleji kurmak isterseniz teknik koleji masrafları bizden. Yani inşaatı, binası, inşaatı, binası, bütün masrafları bizden. Zaten Milli Eğitim Bakanımız destek veriyor. Öğrenci başına 4.200 lira, 6.000 liraya kadar bir destek veriyor. Sivas'ta bir bilim merkezi kuralım. Değerli Bakanım, biliyorsunuz siz bir üniversite buraya kuruyorsunuz. Bilişim ve Teknoloji Üniversitesi. Zaten bir üniversitemiz var ve köklü bir üniversitemiz var. Bir de bilim merkezi yakışır, şık olur. Dolayısıyla bunu hep beraber yapalım. Ben TÜBİTAK başkanımıza buradan sonra talimat vereceğim. Sizin de başkanım sizi arayacak. Bunu hızlandırmak için beraber çalışacağız. Kaynak yap olsun. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Hayvan çıkıyor.